Yani şimdi rivayetlerde gelirken ki rivayet bu adalar ibret olan sebebi oladı. Bu ayet yok ki hadis mi? Lakin çıralı bir ibret olan sözler. Adam Aleyhisselam vakat kılıcından aldın, ballarını toplar, ulanıya vasiyet kılarken. Yani bu adalar dikkat kılıyor. Hemenizi atamız bugün Adam Aleyhisselam bizge nasihat kılıyor. Yani ata ötüyatı ballar çakası ki hayatta toplayan en yakışı bir tecrübelerini yapıp getirdi. Şimdi demez mi? Bolları ilerge ait ilerde de olamayız. Dünya bilen hatırcan bu kalışmasın. Dünyaya kömür koyuşu olmasın. Çünkü benim cennette kömür koyup hatırcan bu kalıyordum. Çıkıp geçişim mümkünlüğünü isten çıkarıp koyuyordum. Cennetten çıkıp geçip kaldım. Dünyaya geldiler de Adam Aleyhisselam. Çıkıp geçesiler diye. Şunu isten çıkarmayalım. Eğer bir adam ya, bir adam ki siz ulasa, sizi ciger üstü yapıyorsa ne iş kılar bu adam? Hiç, ne, parası yuvar sağda kıladı mı? Hiç ne sakınmıydı? Yatı alın yuvarda kıladı. Birinci nasihat, dünyadan çıkıp geçişiyle desten çıkarmıydı. Her kaysa lahzada çıkıp geçişiyle mümkün. İkinci nasihatı. Farzandlarıyla geldiler. Ayollarını havayı nefsine yer geçmesin. Eğer benim ayolumu havayı nefsine yer geçmeyenimde, menge malamat yetmesin. Biz, erkek kişi sıfatla cüde köpüştü, sadda adli bu geçişini halayınız. Bir tane anışta verirsiniz, bitti aşk verirdi, şubra ne var? Bu oldu biz için. Yani ondan kendi maşmaşaları ne var? O ayette büyürülgen mi kendi maşmaşaları mı? Hadiste büyürülgen mi? Sahabalar ki tabiyeler kıyan mı? Ha Abdurrahman İbni Avf raziyallahu anh'u üylenip diyor, Peygamberimiz atma tutuyor. Ötüke doğru tutuyor. Bu miydi atması? Görüşken de Abdurrahman'dan atar dikildi ki evde. E Abdurrahman dedi Resulullah. Resulullah da etmattı. İşini yok biz etmattı bizi. E ne var da etmezsen? Ağrıyı bana bir şey atayım dedi. Bir de koysa oğlum dedi. Elan kıpayın ziyaret verip koyayım dedi. Bir de koyarken. Eğer biz yaparsan. Tam da arzı havası kim kıladı? Bana şu arzı havası da dep durup 32 kirketi yaptı ballar. 25 kirketi yaptı kızlar. Sepeni kıber almayı yanı geçiyor. Kim cevap verirdi bunu ya? Ana şu ağzı havası oğlak topkenler cevap verirdi. Ana şu ağzı havası oğlak topkenler itaat kılaki erkekler cevap verirdi. Karzı üzüşke, ölüyle alarak koyuşlukke, kızı balan cevap çıksa beşlikke şaşırıverdi mi geldi Peygamberimiz? Kalın işte şaşırması verirdi. Ve biz tayyarmasımız hala. Üylerimizi remontlu yanımız yok hala. Hatınilerde havai nefsi geri geçmeyelerdi yine. Ar-ricalu kavvamun ala nisa de Allah Teala. Erkekler ayyala üstlenme rehber de gel. Hoş. Hoş dediniz biz. Hazır hoş arabaya çıkıp aldı. Arabada oturuyan düşüp sonra yürüp takalım. Otalarımız hakikaten hoş bölgen. Ayyalar arabada oturuyan. Yazda salkın gene uğrarken İşte sıkını uğrarken çadırdan düşmezdi ayarlarımız. Üyde oturardı, mükerreme bol oturardı, hor muhterreme bol oturardı. Erkek yazdı çengini, kıştı, lağın tepelep, sötelep gelerdi. Topkenliğe razı bol oturardı ayar. Zamanlar geldi, ayar bulan erkeğin hukukunu teynemizdi işte, teynileşti özlerce. Ayarlı hukuk arabada oturuşuydu. Balları tarbiye kılışıydı. Şürük koydu, iki altı en tatlıyan bu oldu, hop. Kalkoz bu oldu. Zamanlar geldi, erkek kişi köşeye çıkışı yıkayın bu kaldı. Şimdi araba erkek kişi bu oldu, hatun sodara yürüttü. Şimdi bize hayat aziz olsun lan. Hatun ileride havayı nasıl ergeçmeyler diye yaptı. Eğer mi ergeçmeyelim de, bu da gene umumi yapını kifir görmeyle de yanı var, doğru düşünüyorlar. Bu sefer erken de o şekilde düşünüyordu, hatunla umumamazlar kılmamayı dedi, buna hoşuna da sorardı. Ona kalmaz. Çıkma nerede kalkıyor, gilanda kalıyor, maslar kıladığı işleri var, ayaldılar. Lakin şimdi işler var ki, havayı nasıl ergeçmeyi bulmuyor. Hatun bulan maslahat kıl. Üçüncü kıyan nasihatı. Kul. Lahum kullu amelen turiduna hufan zura akıbatahu. Ne işte kımakçı bu seyler? Akıbatını oylaylar diye. Bir işte kıymetli akıbatını oylaylar. Ya eyhallezine amanu inciakum fasikum binabayin fetebeyyenu antusibu kavman bi cehaletin fetusbu halama faaltum nadimin. Ya iman getirgenler bir dolap dolap. Bir fasık, bir haber alıp gelse, keşirmesinden sonra bir çıkarmıyorlar şu haber yakara.
bilmasdan bir qavmga ozor yetkizib, nadomat bo'lmanglar deydi. Bir ishni qilib turib o'ylanglar oxirini deydi. Agar men ham shu mevani yemasdan turib, yesam nima bo'lishini o'ylaganimda yemasmidim ekan deydi. O'ylamay qilib qo'ydim, chiqib ketib qoldim jannatdan. Bitta xato qildim, chiqib ketdim. 4-chi nasihati, bir ish qilmoqchi bo'lsanglar, qalbingizga quloq solinglar. Mo'min odamning qalbi hali bir datchikka o'xshab qolar ekan. Hamma qilyapti-yu, hamma ruxsat beryapti, qilaver deyapti, lekin ko'ngil chopmayapti shuni. Qilmayapti-yu, chunki mevani shu og'zimga olib kelgan paytimda qalbimni o'rgan bir istirob ekanligini yuborib o'rgandim. Orzu havas bilan, hirs bilan, "O, bizga abadiy pul bo'lar ekan, abadiy hayot bo'lar ekan. Jannat nima kerak bo'ldi, birodarlar?" Va 5-chi nasihati, istashiru fil umur. Bir ish qilishdan burun shu ishda aql yetadigan kishilar bilan maslahat qilinglar, qilmay turib. Agar men shu mevani yeyishdan burun farishtalarga maslahat solganimda, farishtalar yengdimi bu mevani? Odam alayhissalom hirs, orzu, havas degan narsaga aldanib qoldi shayton tomonidan va jannatdan chiqib ketdi. 5 ta nasihat, birinchisi. Nima edi? Dünya bilan xotirjam bo'lib qolmanglar, balki chiqib ketasizlar dunyodan. İkincisi, ayollaringizni havoi nafsiga ergashmanglar. Üçüncüsü, bir ish qilmoqchi bo'lsanglar, oqibatini o'ylanglar. To'rtinchisi, qalbingizga quloq solinglar. Beshincisi, maslahat qilinglar. Biz qilib o'tirib, paraka. Ishtaloq yo'l bormi? Ha, u ishtaloq qo'yishdan burun nomat kelib maslahat so'ramadi. Qanaqa tarbiya qilsam bo'ladi? Men ishtonsizni oluvdim. O'zim shu ishtonsizga loyiq bo'lgan, o'zim ham ishtonsizdim. Endi namoz o'qib keldim, ro'mol o'rasam o'ramayapti. Ishton kiysam nima qilay demaymiz-da, ishtaloq qo'yib olib turib, keyin maslahat beramiz. Nima qilsa bo'ladi? Yo'ldan harakat. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boshqa narsa ma'lum qiladi. Kim fi dunyo kannaki g'orib, aw abil sabil va ud nafsaki min ahli qubur. Dunyoda g'arib, xuddi yo'lovchisizlar yashaydilar. Musofada yashaydilar. Ko'payib ketdi. Mana payg'ambarimizdan bu duo bor ekan. Mana musofir haqida. Bir musofir mana kinolarda ko'ramiz, qadim zamonda tayog'ini ko'tarib yo'lda yursa, biroq bir daraxt tagiga boradigan salqinlab o'tiradi, dam oladi, yeydi, shurmuladi, nima qiladi yana? To'xtashdan maqsad nima? Dam olib, damlanishdan maqsad nima? Ketish. Endi bir odam daraxt tagiga o'tursa, daraxtlarni tikib, atroflarini chopib, qoshlab berib, hali yerda parvarish qilib qolsa. Ha, ta'sir. Mana shu yerda qolmoqchimisiz? Desangiz, "Yo, ketaman" deydi. "Nima davora qilyapsiz?" "Endi qilyapman-da, birodarlar." Biz daraxtda aydagi odamlarimiz. Ketishimizni hech esdan chiqarmaylik. Ja obod qilishidan olib qolmaylik. Esdan chiqarib qo'ymaylik, dunyodan chiqib ketishimiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam: "Allohumma man ahabbani farzuqhu al-afafa wal-kafafa va man abghadani fa'tir malahu wa waladahu." Subhanalloh. Parvardigoro dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Kim meni yaxshi ko'rsa deydi. Ya'ni meni yo'limga ergasa, meni sunnatim ushasa, unga deyapti, ikkita narsani berdi. Ha. Ana otaxonga duo qilib qo'ying deganda, sirasi duoyimiz dunyo matosdan nariga o'tmaydi. Tayinlan shamol olsin, topganing to'larga bo'lsin. Alloh Akbar. Kam bo'lma qabul olsa qolarki, oxiratini bersin, iymoningni bersin, iymon bilan yashashni nasib qilsin, ketayotganingda la ilaha illalloh bilan kechish nasib qilganlar kam. Shu to'yga buyursin, bizlar o'tirayotgan bo'lsa-da, tayinlan shamolat bo'lsin. Yuraver ko'chada. Payg'ambarimiz buni sana aytmagan ekan. Meni yo'limni tutgan kishi ikkita narsani ber. Iffatni ber. Iffat. Iffat degani birovning qo'liga qaramaslik. Birovdan umidvor bo'lmaslik. Bandasini oldi mana shunday turishlik. Va kifoyalikni ber. Birovning qo'liga qaratma va yetadigan narsasini ber. Oshirib yubor demayapti. Biz albatta pulli bo'lishlarimizda kasbkorga boradi, bazaga topkalarini ayib aytganda to'yga buyursin. Birodalar ikkita narsani so'rayapti. Iffatni ber, muhtoj qilma birovga va yetadigan narsani ber. Endi kim meni g'azablantirsa, meni yo'limni yurishini xohlamasa, uni bankrot qil, uni kasal qil, uni kambag'al qil demagan ekan. Bizda yomonlikmi bu narsa, to'g'rimi? Kasal bo'lish yomonlik. Kambag'al bo'lish yomonlik, bu yomon narsalar. Biz qo'rqamiz bu narsadan. Nima degan ekan?
Meni yolunda yürüyüşlüydü halama gelen kişinin pulunu köpetirip koy. Bala çakasını köpetirip koy. Yürüp biz bala çakalayıp iki tane asıl. Bala çaka. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ Kıyamet günü de insanda ne balası, ne çakası yoldan vermeydi yaptı Allah. Fakat pakize kalıyor. İmanı şu iki tane sanat yaptı Allah da Allah. Peygamberimizden şu iki tane sanat yaptı. Pulunu köpetirip koy, Allah Allah kalsın pulunu bulun, bala çakasını köpetir, şurada ahirattan Allah Allah kalsın. Dolayısıyla dünyada şifresimizi sen çıkarmayalım. Musafırda yaşayalım. İnşallah şeytanın makinesi olmadan kasaya çıkmaz. Yine sizlerle bugün arzu havas ve hırs diye kasallık öpüşten bulduk. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.